Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Bu videomda sizlerle birlikte bu gördüğünüz çorap patik örgüsünü paylaşacağız. Birlikte bu çalışmamızı yapacağız. Yapımı da çok kolay. Şöyle göstereyim size bakın. Hemen şu lastik kısmından başlayıp sonra burun kısmıyla devam edip ondan sonra da bakın şu tabanını oluşturacağız. Dikişsiz bir şekilde çıkacak. Sadece şu arka ortasında bu kadarcık bir dikişi var. Onun haricinde diğer tarafları dikişsiz bir şekilde olacak. Ee, bu çorap patiğimiz 37 numarayla 40 numara arasındaki bütün ayakları olabilir. Çünkü esnek biliyorsunuz e, orlon işi, yün işi ve haroşa bu esnek olduğu için 40 numaraya kadar olan ayaklara olur. 36'dan 40'a kadar ayaklarımızı olabilir. Daha küçük yapmak isterseniz sayımızı biraz daha eksik başlarsınız. Şu burun kısmını biraz daha eksik yaparsınız 2 3 sıra. O şekilde küçültebilirsiniz de veya daha büyük yapmak isterseniz de şu kısmı 5 6 ilmek, 10 ilmek daha büyük başlayıp şurayı istediğiniz uzunlukta yapabilir. Burun kısmını biraz daha uzatıp istediğiniz büyüklükte de yapılabilir. Çok kolay, basit bir Çorap patik modeli arkadaşlar. Şimdi örgümüze geçebiliriz. Ee, örgümüze geçmeden önce elimdeki benim ipim akrilik bir ip. ince bir ip. Ee, yün biraz çabuk yıpranıyor. Yün oranı yok. Ve 3,5 numara şişlerim var. Ayrıca bir de misina lazım arkadaşlar bizde. İlk önce bu küçük şişlerle başlayacağım ama daha sonra misinaya geçirerek devam edeceğiz örgümüzü. Şimdi ilmeklerimizi atarak örgümüze başlayabiliriz. Normal klasik e, ilmek atarak başlıyoruz. Biraz ipimizi ayırdık. Dediğim gibi şu kısımdan başlayacağız arkadaşlar. Buradan başlayıp önce şu lastik bölümünü tamamlayacağız. Ondan sonra diğer bölümlere geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Normal klasik ilmek atıyoruz. 62 ilmek atıp dönelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın 62 ilmeğimi attım. Normal dediğim gibi klasik bir e, ilmek. Şöyle bağlıyorum bir tane. Evet. Ve örgümüz ilk önce tekli lastik olarak başlayacak. Şöyle göstereyim. Bir ters bir düz tekli lastik. Alıyorum. Birinci ilmeğimizi aldık, düz ördüm. Şimdi ters. Bir düz, bir ters. Dediğim gibi tekli lastik örüyoruz. Bir önden, bir arkadan. Bunu da bilmeyenler için gösteriyorum arkadaşlar. Tekli lastik her sırada böyle olur. Bir tersten alınır, bir düzden alınır. Öbür sırada da önümüze ters gelen tersten düz gelen de düzden alınır. Bu sırayı geçelim. Bu şekilde bir arkadan bir önden alarak. Şimdi bu sıramı geldim. Diğer ters sırama dönüyorum. Burada da yine gördüğünüz gibi ilmeklerin yönüne göre ters olanı ters, düz olanı düz olarak örüyorum. Bu tekli lastik oluyor arkadaşlar. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Şimdi bu şekilde şuradaki ilk 10 sıramı öreceğim ve bu gri ipime geçeceğim. Eğer siz renk katmak istemezseniz bunu düz olarak da yapabilirsiniz. Şimdi 10 sıramızı örelim ve gri ipimize geçelim. Şimdi arkadaşlar burada 10 sıra örgümü yaptım. Araya bu gri rengimi katacağım. Şöyle göstereyim. Bir gidip geliş yapıyoruz sadece. E i̇stemezseniz koymayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Öyle bir renk versin diye yapıyoruz. Zaten elimizdeki kalan ipleri yapıyorum arkadaşlar. Çok az ip gidiyor bu bunlara. Öyle bir yumak falan değil. Yarım yumak kırmızıdan olsa yeterli. Birkaç parça birazcık da gri olsun yapabilirsiniz. Şimdi ipimi bağladım. Yine tekli lastik olarak örgüme devam edeceğim. Şöyle aldım. Renk değiştirdiğim için şu ilk örgümü de örüyorum. Evet yine tekli lastik olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten dediğim gibi bu sırayı gideceğim ve döneceğim o kadar. Ondan sonra tekrar kırmızı. Şimdi arkadaşlar bir gidiş gelişimi yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. Tekrar kırmızıyla devam edeceğim. İpleri kesmiyoruz. Çünkü bakın burada 3 sıra 3 şerit halinde grimi kullandım. İpler burada dursun. Gidiş gelişlerimizi tamamlayana kadar griyi de, kırmızıyı da kesmeyelim. Devam etmesi kolay olur. Hemen buradan tekrar kırmızıyla devam ediyorum. Yine kırmızı da bir gidiş geliş sırası olacak arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şimdi çizgilerimizi de attık. Gördüğünüz gibi 3 tane gri çizgi attım buraya. Burası da yine 2 4 6 8 10 sıra olmuş oldu. 10 20 sıra. Tekrardan şu kısım sade kırmızı olarak 10 sıra daha yapacağız ve burası toplamda 30 sıra olacak şimdi burada artık bu gri ipimi kesiyorum ve kırmızı ile devam edeceğiz bunu da yine buraya bağlıyorum artık gri ile işimiz bitti dediğim gibi şimdi 10 sırada kırmızı bölümünü yapalım Yani şurası 10 sıraydı şu çizgilerde 10 sıra oldu 10 sırada kırmızıyı yapalım şu bölümü bitirmiş olacağız Ondan sonra tekrar birlikte devam edelim arkadaşlar. Eğer isterseniz bu bölümü siz daha uzun yapabilirsiniz, daha yüksek istiyorsanız burayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın örgümüzün bu kısmını tamamladık yani şu kısmı. Burası tam 30 sıra oldu. Şimdi artık şurada göstereyim. Şu bilek bölümünde 5 sıra haroşamız var. Orayı yapacağız beraber. Şöyle hemen aldım örgümü. Haroşayı istediğiniz yönde yapabilirsiniz arkadaşlar. İster hep arkadan ister hep önden. Ama ben hep arkadan ve üstten alırım. Haroşamı yaparken. Hem böylece düz örgü örüyor gibi çok kolay olur. Bu şekilde her sırada arkadan ve üstten yaparak bilek bölümündeki haroşamızı tamamlayalım. Yani şu kısmı. Arkadaşlar şimdi bilek kısmındaki 5 sıra haroşamızı tamamladık. Bakın. 2, 4, 5 Şimdi örgümüzün burun kısmını yapacağız önce. Burun kısmını yapmak için de örgümüzü 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Örgümün ön yüzündeyim. Şu anda Buradan 23 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23. Şimdi 23 ilmekte buradan ayıracağız. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 ve arada kalan 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmeğimizi şu burun kısmını yapacağız. Şimdi örmeye geçmeden evvel şu ipimi şu tarafa alıyorum. Geri şunu şuraya taktım. Şuradaki 23 ilmeğimi bir ayrıca takacağım arkadaşlar. Elinizde sizin de illaki bir şeyler vardır. İpe de takabilirsiniz. Başka bir şişe de takabilirsiniz. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ve 23. Evet. Burayı buraya ayırdık şöyle. Rahat örmek için. Ortadaki 16 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi buradaki kalan 23 ilmeğimi de yine başka bir ayracımı alacağım. Ortadaki 16 ilmeği öreceğiz. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 16 18 20 21 22 23 sayarak aldım ki yanlışlık olmasın şimdi arkadaşlar sadece bu 16 ilmeği bunlar beklemedi şöyle göstereyim Burası beklemede şu 16 ilmeği şu kısmı bakın Şuradaki burun kısmını yapacağız Buradan 22 sıra haroşa öreceğiz. Sadece bu 16 ilmeği. Normal haroşamıza devam ediyoruz. 22 sıra haroşamızı ördükten sonra tekrar birlikte örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Öreceğimiz kısım burası. Şimdi arkadaşlar şuradaki 22 sıra haroşamızı tamamladık. Artık şu burun kısmı tamamlanmış oldu. Şimdi bütün buralardan ilmek alarak şu şekilde örgümüze devam edeceğiz. Yani şu kısmı yapacağız. Onun için de artık bir misinalı şişe ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen elimize misinalı şişimizi alalım ve Önce buradaki ilmekleri geçirelim. Burada zaten 23 ilmeğimiz vardı. Burayı çıkartalım ve şöyle çıkartıyorum. 23 ilmeğimi buradan takıyorum. Dikkatli takalım. Arada ilmek kaçırmayalım arkadaşlar. Şimdi 23 ilmeğimizi buradaki misin alışışımızı aldık. Şimdi şuradan ilmek alacağız. Ama önce şuradaki ipimizi kesebiliriz artık. Bunu keselim ve şuraya bağlayalım. Buradan ilmek çekeceğimiz için ilmeklerimizi de bakın şu gördüğünüz haroşalarımızın kenarındaki şu tırtıklar var ya her birinden birer tane çekerek 22 tane ilmek çekeceğiz. Birini de şu boşluğa çekeceğiz. 23 ilmek olacak. Bunun için isterseniz bir tığ yardımı da tığdan da yardım alabiliriz. Şöyle. Önce ipimi geçirdim bakın köşedeki boşluğa. Buraya bir düğümümü atıyorum. Birinci ilmeğimi de buradan çekiyorum hemen. Bakın o boşluktan da birinci ilmeğimi aldım. Ondan sonrası bakın her bir haroşadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tekrar sayacağım şimdi. Şu ipi bağladığım yer şuradan şu köşe Bakın. Şu ilk 23'ümü sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23. Tekrar şu aldığımız ilmekler 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23. Şimdi şuradaki 16 ilmeği örerek öbür tarafa geçelim. Öbür taraftan da ilmek alacağız. Şimdi arkadaşlar şu ipim buradaydı zaten. Bunu bağlıyorum. Şu an burada 46 ilmeğimiz oldu. Buradan buraya kadar. Şimdi orta bölümdeki 16 ilmeğimizi örerek geçiyoruz. 16 ilmeği geçtikten sonra diğer taraftan da yine aynı şekilde ilmeklerimizi geçireceğiz. Şimdi arkadaşlar ilmeklerimizi şöyle bir misinamı çıkartıyorum ki rahat geçireyim. Şunu da bıraktım elimde. Eğer isterseniz tığdan tığla birlikte çekip daha rahat çekebilirsiniz. Yine bakın her bir kenardan önce çekelim sonra burayı yerleştiririz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 22'yi çektik. Yine şu köşeden bakın 23. de aldım. Orada açıklık olmasın diye onu da alıyoruz arkadaşlar. Hatta biraz daha içten alayım. Şöyle kapalı olsun. Şimdi buradaki yine ilmeklerimi de önce buradan bir şişime alayım ki ondan sonra örerek geçeceğiz arkadaşlar. Şu 23 ilmeğimizi şişimize geri takalım. Burayı da örerek geçeceğiz. Şimdi bu 23 ilmeğimi de geçtim arkadaşlar. Bakın şurası gibi burayı da geçtik. Burayı örerek gidiyoruz. Çünkü daha evvel orayı örmeden bırakmıştık. Şöyle hemen orayı da örelim. Aldığımız ilmekleri bir göstereyim size. Evet. Şimdi şöyle bir düzleme yapalım. Evet. Bu şekilde. Şunları kaldıralım bir. Önümüzde açalım. Şu an örgümüz bu vaziyette arkadaşlar. Burası boydan boya 108 ilmek. Yani 46 ilmek buradan taktık. 46 ilmek buradan taktık. 16 ilmek de burada var. Şimdi bura, burayı haroşa olarak öreceğiz. Ve şu renklerimizi koyacağız. Eğer renk koymak istemiyorsanız düz olarak da örebilirsiniz. Şimdi bu tarafa geçelim. Şu an örgümüzün arka yüzündeyiz. Ön yüze geçtikten sonra rengimizi koymaya başlayabiliriz. hem de bir sıra haroşayı da örmüş oluyoruz o arada. Çünkü o kısımda da 10 tane haroşamız var. 10 sıra haroşamız var. Birinci haroşamızı şu an örüyoruz. Arkadaşlar ilk sırayı örerken biraz sıkıntı olabiliyor. Ben size bunu da göstermek istedim. Bakın elimde bayağı bir toplandı. Ama birkaç sıradan sonra bu kısım rahatlıyor zaten. Biraz şöyle Zorlasak da bir iki sıradan sonra bu normale dönüyor. Ilmekleri sıkıştırarak örüyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sırayı ördüm geldim. Şimdi ipimi bağlıyorum buraya ön yüzdeyim. Gri ipimi bağlıyorum. Şu kenardaki gördüğünüz çizgili bölümü yapacağız. Eğer siz düz renk yapıyorsanız düz renkle devam edebilirsiniz. Burası bu şekilde örerek şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Bakın. Şurayı. 2 sıra e, gri, 1 sıra kırmızı, tekrar 2 sıra gri, tekrar 1 sıra kırmızı ve tekrar üçüncü kere 2 sıra griyi koyduktan sonra bir sıra kırmızımız var. Yani toplamda burası 10 sıra olacak. Şuradaki ilk gittiğimiz kırmızı düz şu düzle beraber. Bu 10 sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Ondan sonra tabanı birlikte yapacağız. Normal haroşamızı yapıyoruz burada. Birinci sıramızı gitmiş olduk. Şimdi gri ile iki sıra haroşa dediğim gibi bir kırmızı iki gri haroşası. Böylece orada da bir 10 sıra haroşamız oluşacak. Bu 10 sıralık bölümü geçelim arkadaşlar. Tabanda tekrar beraber devam edelim. Arkadaşlar örgümüz şu anda bu durumda. Yani şu bölümü de tamamlamış olduk. Dediğim gibi burası 10 sıra oldu. 1 sıra kırmızı buradan gitmiştik. 2 4 6 7 8 9 ve 1 sıra da burada 10 sıra. Şimdi artık şu taban bölümünü yapmaya başlayacağız. Onu da yapması çok kolay arkadaşlar. Yine örgümüzü 3'e böleceğiz. Şu ortadaki burun kısmından başlayarak tabanımızı oluşturacağız. Şöyle aldık elimize tekrar örgümüzü. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şuraya iki tane ayracımı koydum. Şurası olduğu gibi 48 ilmek. Yine aynı şekilde burası da şu şekilde buraya kadar 48 ilmek. Tepede 12 ilmeğimiz var. Biz bu 12 ilmeği örerek hem tabanı birleştireceğiz hem de tabanı oluşturacağız. Şimdi buradan 48 ilmeğe kadar örüp gelelim. Ondan sonra sadece bu 12 ilmekle devam edeceğiz örgümüze. Şöyle aldım. Yine haroşa olarak 48 ilmeğimizi örelim. Şimdi arkadaşlar 48 ilmeği örerek geldim buraya. Ayracımın olduğu yere. Bunu çıkartıyorum artık. Şimdi bu 12 ilmeği de öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi şu 12.'yi örmeden evvel şuradan şu ayracı da çıkartıyorum. 12. ilmekle buradaki diğer ilmeğin birine beraber alarak örüyorum. Böylece burun kısmı da hem de yan tarafla birleşmiş oluyor. Şimdi döndük arkadaşlar. Yine haroşamızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın 12. yine örmeden evvel 12 ile bu tarafın bir ilmeğini beraber alarak ikisini örüyorum. Hem birleştirme işlemi yapmış olduk hem kesme işlemi. Buradan geri dönüyorum. Artık aşağıya inmeyeceğiz. Sadece bu 12 ilmekle. Yine sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11'ini ördüm. Bakın zaten yeri belli olmaya başladı. 12. ilmekle buradaki bir ilmeği beraber aldım. Kestim. Buradan geri dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yine bakın zaten artık yeri bayağı belli oldu. 12. ilmekle diğer ilmeği beraber aldım ve kestim. Buradan geri dönüyoruz. Bu şekilde aşağıya kadar ineceğiz arkadaşlar. Yine artık saymasak da olur. Zaten yeri çok belli oldu. Hep hep en sondaki 12. ilmekle diğer ilmeğin başındaki ilmeği beraber alıyoruz. Bakın geldim. Yeri belli son ilmekle diğerinin başındaki ilmeği beraber ördüm. Tekrar döndük. Şöyle bir iki sıra daha gidelim. Ondan sonra örgümüzü devam ettirelim. Yine bakın geldim. Son 12. ilmekle diğer tarafın başındaki ilmeği beraber aldım. Zaten çıkmaya başladı şurası. Bakın şöyle. Bu da burada. Tekrar dönüyorum. Bu 12 ilmeği döne döne sağdan ve soldan diğer ilmeklerle beraber keserek tabanımızı oluşturuyoruz ve kesme işlemini de birleştirme işlemini de yapmış oluyoruz. Bakın çok belli olmaya başladı artık şöyle göstereyim. Bu sırayı da dönelim arkadaşlar sonra biraz örgümüzü ilerletelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine 12. ilmekle diğer ilmeği beraber aldım kestim. Dönüyoruz. Bakın şurası oluşmaya başladı. Şöyle. Şöyle de göstereyim. Şu anda biz şuradayız. Hem birleştiriyoruz, hem örüyoruz, tabanı oluşturuyoruz. En sonda 6 ilmek kalana kadar yani bu başta ve diğer başta 6 ilmek kalana kadar bu işlemi yapacağız. Orada tekrar örgümüzü beraber devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın alt tarafı tabanını oluşturduk. Şu an topuğu yapacağız. Bakın iki tarafta da 6 ilmeğim kaldı. 2 4 6. Bu tarafta da yine 2 4 6 ilmeğim kaldı. Şimdi bundan sonrasında şöyle orayı beraber gidelim. Şöyle bakın şurayı yuvarlayacağız çünkü. Yine bu 12 ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi 11 ve 12 burada ve buradan da bir ilmek alıp 3 ilmeği birden kesiyoruz. Yani 12 ilmek 10 ilmeğe düştü. Şimdi buradan döndüm. Son 2 ilmeği alıp keseceğiz bundan sonra. 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın son 2 ilmeği alıyorum ve buradan da bir ilmek aldım. 3 ilmeği birden kestim. Yani orta kısımdan 2 ilmek alıyoruz. Döndüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine buradan 2 ilmeğin içine girdim ve buradan da 1 ilmeğin içine girdim. Şimdi dönüyoruz. Saymaya gerek yok zaten. Sondaki 2 ilmekle baştaki 1 bir ilmeği birleştirip 3 ilmeği birden kesiyoruz. Zaten yerimiz de belli. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Alıyorum iki ilmeği. Buradan da bir ilmek aldım. Üç ilmeği birden kestim. Dönüyoruz. Böylece topuk oluşacak. Hemen döndüm yine. Sondaki iki ilmek. Ve buradan da bir ilmek aldım. Dönüyoruz. Bu arada ilmeklerimiz de azalmaya başladı. Evet geldim yine sondan iki ilmek. Ve buradan da bir ilmeğimi aldım. Tekrar dönüyorum arkadaşlar. Şimdi yine buradan iki ilmeği aldım. Buradan da bir ilmeği aldım. Ve kestim. Dönüyorum. Zaten ortada da çok az ilmek kaldı. Bakın bir, iki, üç ilmek aldım. Şimdi buradan iki ilmekle buradaki ilmeği de kesiyorum. Artık burası kapanacak şimdi. İki ördüm. Şimdi buradan 2 ilmekle buradan da 1 ilmeği aldım. Döndüm. Bir ördüm. Buradaki 2 ilmekle arkadaşlar giriyorum. Buradan da 1 ilmek aldım. Yine 3 ilmeği ördüm. Döndüm. Şimdi zaten bir ilmek kaldı Bu bir ilmeği ördüm Şuradaki iki ilmeği kesiyorum döndüm bakın son 3 ilmek burayı da üçünü birden alıp kapatıyorum Böylece topuk kısmı bitmiş oldu. Şöyle bir ilmek daha çekelim ve böylece topuğu da kapatmış olalım. Şimdi şurayı biraz uzun keselim arkadaşlar. Bununla da arka ortayı dikeriz. Şu an örgümüz tamamlandı. Bakın topukta oldu. Taban bölümü bir tek şu arka ortayı dikeceğiz. Ondan sonra çorap patiğimiz tamamlanmış olacak. Şimdi şöyle ipime iğnemi taktım. Örgümüzün de ters tarafındayız. Güzelce arka ortayı karşılıklı olarak dikiyoruz arkadaşlar. Dikerken de şu ipleri içinde yedirebiliriz. Şunların kaymamasına dikkat edelim şu şekilde. Tabii ki sonra fazla olan iplerimizi de temizleriz. Bakın şöyle. Evet. Şu arka ortamızda bakın dik dik. Böylece patiğimiz tamamlanmış oldu. 37 numaradan 40 numaraya kadar herkesin ayağına olur bu. Çünkü esner. Daha küçük yapmak isterseniz ilk başlangıç sayınızı düşüreceksiniz. Ve şuradaki sayıyı düşüreceksiniz o zaman da patiğiniz daha düşük olur daha küçük olur gördüğünüz gibi güzel bir çorap patik elde ettik arkadaşlar hem de çok az iplerle başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.